Herkese merhaba. Buda şeklinde armut ve İngiliz ananası gibi bazı meyvelerin binlerce dolara satıldığını biliyor muydunuz? İşte dünyanın en pahalı 8 meyvesi. Hadi başlayalım. Buda şeklindeki armutlar. Buda şeklindeki armut belki de dünyadaki en eşsiz görünümlü meyvedir. Tüm yüz detaylarına kadar bu armutlar tam da küçük Buda figürleri gibi gözüküyorlar. Tarımın başlangıcından beri insanlar meyve ve sebzeleriyle deneyler yapıyorlardı. İnsanlar her zaman boyutları büyük, üretim sayısı fazla ve hızlı yetişen bitkileri üretmeye çalışmışlar. Ayrıca insanların üretilen meyvelerin görünümünü değiştirmekle de ayrı bir tarihi var. Çiftçiler mısır, fasulye, domates ve biber gibi sebze ve meyveleri rengarenk ve göz alıcı şekilde değiştirdiler. Tahminlere göre de bu üretilen yiyecekler yararlarına rağmen görünümleri yüzünden pek tercih edilmedi ve üretimleri durdu. Buda armutu, kalp şeklindeki karpuz, yıldız şeklindeki salata ve cüce elmalar gibi ürünler Çin'in meyve kalıp şirketine ait. Olgunlaşma sırasında bu meyvelerin Buda suratı gibi amaçlarına uygun bir kabın içine yerleştirilirler. 2016 yılında bu Buda armutlarından sadece tek bir adedi 20 dolara satıldı. Sekiya içi elmaları. Türkçe'de sekiya içi dünyanın bir numarası anlamına gelir. Sekiya içi elmaları 1974'te Japonya'nın Morioka kentinde üretilir ve halen Japonya'da yetişir. Yuvarlak şeklindedirler ve dünyanın en büyük elmaları arasındadırlar. Her biri 2 kilo ağırlığındadır ve kırmızı elma ile yeşil elma arasında geçiş yapan bir tadı vardır. Bu kadar büyük olabilmeleri için yetiştirme sırasında gerçekten büyük özen istiyorlar. Şöyle bir olay var ki bu elmalar ne yazık ki turta gibi yemeklere eklenemezler. Taze ve çiğ yeniyorlar. Söylemek gerekirse tatları da hafif ve biraz tatlıymış. Her bir sekiya içi elması yaklaşık olarak 21 dolar civarında satılıyor. Genellikle sonbahar ve kış mevsiminin ilk dönemlerinde satışa sunuluyor. Bijiheim çilekleri. Lüks meyve üretim ve tüketimi Japonya'da popüler bir kültüre sahip. Çünkü sosyal statüleri birbirine bağlar ve kültürel uygulamalara bağlıdır. CNN ile yapılan bir röportajda Wisconsin Madison Üniversitesi İnsan Ekoloji Okulu Dekanı Soyeon Him meyvelerin Japonların hediye verme kültüründe önemli bir rol oynadığını açıkladı. Bu çok doğal. Zira Japonya dünyanın en pahalı lüks meyvelerinden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Üstelik Japonya 35 yıldır Okuda çiftliklerinde yetişen ve güzel prenses anlamındaki Bijiheim adında dünyanın en güzel çileklerini de barındırmakla tanınıyor. Bu çiftlik ise yıllar boyunca bu çiftlikteki çilekleri güzelleştirebilmek için uğraşan Okuda Nichiyo'ya ait. CNN'de gerçekleştirdiği bir röportajda kaşık şeklindeki ve bir tenis topu kadar büyüklüğünde olan bu mükemmel çilekleri geliştirmenin neredeyse 15 yıl sürdüğünü söylüyor. Nichiyo bu çileklerin nasıl yetiştirdiğini anlatmıyor. Çünkü bu tombul ve sulu çileklerin tanesi 4.395 dolara satılıyor. Ve Nichiyo bu çileklerden bir senede sadece 500 tane satıyor. Şimdi 5 numaraya geçiyoruz ama geçmeden önce sormak istediğim bir soru var. Bir ananas satın almak için verebileceğiniz en yüksek miktar nedir? Yorumlarda belirtirseniz berhudar olurum. Densuk karpuzu. Densuk karpuzu diğer karpuzlardan tatlı olmasına rağmen çok nadir bulunurlar. Renkleri siyaha yakın ve çizgisizdirler. Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido adasında yetiştiriliyorlar. Yıllık sadece 100 tane üretilebilmektedir. Bir densuke karpuzu normalde 250 dolara satılıyor. Ama en iyi kalitesindeki densuke karpuzları 1000 dolar ila 4500 dolar arasında değişiyor. En pahalıya satılanı ise 7.7 kiloymuş. 2008 yılında bir açık arttırmada 6100 dolara satılmış. 2014 yılında ise Kanadalı The Star gazetesinin elemanları bir yarışma programında densuke karpuzlarının yarışmadaki diğer 699 karpuzdan daha tatlı olduğunu söylemişler. Tabi bir yandan da elemanların bazıları daha az sulu oldukları için yine Japonya üretimli ve daha ucuz olan ve yine ücretleri yüzlerce dolara bulan kare karpuzları seçtiler. Meyvelere bu denli büyük değer biçmek Japonya'da normal olabilir. Ama Kanada'nın Ontario eyaletindekilerine göre pek de hoşlarına giden bir şey değil. Ontario'daki Tillsonburg kasabasında karpuz ve kuşkonmaz tarlasının ortaklarından biri olan Mike Gromzek, The Star gazetesine verdiği bir röportajda sırf bir karpuzun şeklinden dolayı diğerlerinden pahalıya satmak çok saçma bir şey. Çünkü kesip yene kadar hangisinin daha iyi olduğunu bilemeyiz cümlesini kurmuş. Ayrıca bu fantastik karpuzların aşırı hoşgörü gördüğünü ve statü sembolü olduğunu vurgulamış. Peki şimdiye kadarki karpuz fiyatlarındaki gördüğü fiyatlara böyle fahiş fiyatlar verir miydiniz? Yorumlarda belirtin. Ruby Roman üzümleri.
Yeryüzünde üzümün tamı tamına 15 bin çeşidi olduğunu daha önce duymuş muydunuz? Evet, meyveler arasında en fazla çeşide sahip gıdalardan birisidir. Ama bir çeşidi var ki onun yeri geri kalan tüm çeşitlerinden oldukça özel. Japon Yakut Roman üzümü. Öncelikle bu meyvenin Japonya'nın en pahalı gıdaları arasında bulunduğunu belirtelim. Aslında sadece Japonya'da da değil, fiyat etiketiyle dünyanın en pahalı meyveleri listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Sadece Japonya'nın Ishikawa bölgesinde yetiştirilen Japon Yakut Roman üzümü, bu özelliğiyle de nadir bulunan dünyanın en pahalı meyveleri arasına giriyor. Japon kültürüne göre bu meyveyi yemek bir statü göstergesi. Eski çağlarda sadece soylu kişilerin sofralarında bulunan bu üzüm, bir misafirperverlik göstergesi olarak en seçkin konuklara sunulurdu. Aslında bu gelenek hala devam etmektedir. Peki bu meyveyi bu kadar özel yapan ne? Gelin birlikte öğrenelim. Bu meyvelerin her bir tanesi en az 20 gram ağırlığında olan 26 üzümden oluşan bir Japon Yakut Roman üzümü salkımı. Geçen sene Kazanova'da yapılan açık arttırmada rekor kırarak 4000 dolara alıcı buldu. İçerisindeki şeker oranı en az %18 olan bu lezzetli meyvelerin büyüklüğüne baktığımızda üzümlerin bir masa tenisi topu kadar olduğunu görüyoruz. Bu yılın Roman üzümünün en pahalıya satan isim ise Nikko Hotel'de baş aşçı olarak görev yapan Masayuku Hiroi olmuş. İlk kez 2008 yılının Ağustos ayında satılan Roman üzümünün 700 gramlık salkımı 910 dolara satılmıştı. Yıllar geçtikçe ününü arttıran üzümün yalnızca bir salkımı 2015 yılının Temmuz ayında 8200 dolara satıldı. Peki bu üzümler neden bu kadar pahalı? Cevap üzümün içerisindeki standartta saklı. Şeker oranı %18 olmak zorunda olan her bir üzümün aynı zamanda en az 20 gram ağırlığında ölçülmeli. Bu özelliklerin dışındaki bir Roman üzümü çok daha ucuza alabiliyorsunuz. Saton Ishiki kirazları. Bu çok da farklı görünmeyen parlak kirazlar, özellikle ülkenin kirazlarının %70'inin yetiştiği Japonya'nın Yamagata viyaletinde yetiştirilmektedir. Tamamen olgunlaştığında bu küçük kirazlar parlak kırmızı rengini alıyorlar. Tüm Japon meyvelerinde olduğu gibi yaz mevsiminin başında dikkatlice toplanırlar. Saton Ishiki kirazları ilk kez 20. yüzyılların başlarında Eisuke Sato adında bir çiftçi tarafından aşılanması yapılmış. Adamın birçok üzümünü topladıktan hemen sonra kargoyla taşınma sırasında bozulmuş. Sato bunun kısa ömürlü olmasına rağmen tatlı olan Tobas kirazları ve diğerlerinden daha uzun ömürlü olan biraz daha ekşi olan Napolyon kirazlarını birleştirmiş. Bu işlem adamın toplamda 16 yılını almış ama sonunda değmiş. 2018 yılında ise 100 kiloluk bu kirazdan çalınmış ve çalınan malın değeri ise tam olarak 5631 dolar. Dekopon. Dekopon bir mandalina ve portakal arasında bir melezdir ve dünyadaki en lezzetli narenciye meyvesi olduğu söyleniyor. Portakal gibi görünüyor ancak daha büyük ve daha tatlı ve üstünde ise bir çıkıntı var. Çekirdeksiz ve kalın kabuklu bir tanesi yarım kiloya denk gelmekte. Bir portakal kadar yoğun ama daha bir tatlı tadı olduğu söyleniyor. Yani bir dekopon meyvesi yerken adeta bir şeker yiyorsunuz. İlk olarak 1972 yılında Nagasaki İdari Bölgesi Araştırma Enstitüsü'nden geliştirilmiş. Şimdi ise Brezilya ve Güney Kore dahil olmak üzere birçok ülkede yetiştirilmeye başlanmış. İlk olarak da 2011 yılında Amerika'da hasat edilmiş. Hatta tam olarak Kaliforniya'da. Aynı yılda da Los Angeles Times gazetesi yazarı David Karp, binin üzerinde narenciye türü denemiş ve Dekopon'un en tatlı narenciye olduğunu söylemiş. Japonya'daki tüketiciler 90'lı yıllarda bir Dekopon'u 10 dolara veriyorlarmış. 2017 yılına gelindiğinde ise altılı Dekopon'a fiyatı ortalama 80 dolara çıkmış. Heligan'ın kayıp bahçesindeki ananaslar. İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall eyaletinde ananasların geleneksel ortamlarının çok dışında yetiştirildiği bir dizi botanik bahçesi olan Heligan'ın kayıp bahçeleri bulunmaktadır. Normalde ananas meyveleri tropikal meyvelerdir ve İngiltere'nin ılıman deniz iklimlerinde yetişmezler. 1991 yılında topraktan şimdiki konumuyla Heligan'ın kayıp bahçelerinin bulunduğu noktada gübre ısıtmalı ananas çukuru açılmış. Buranın Britanya Krallığı'nda tek gübre ısıtmalı ananas bahçesi olduğuna inanılıyor. Araştırmayla geçen onca yılın ardından mimari tarihçileri bölgenin muhtemelen 18. yüzyılda açıldığını söylemişler. Bu meyvenin ilk çekirdeği ananas tomurcuğu 3 yıl beslendikten sonra çıkmış. Haziran 1977'de Prens Charles bu bahçeyi ziyaret etmiş ve aynı yılın Ekim ayında da ilk hasat başarıyla gerçekleştirilmiş. Yetiştiriciler ananasın tadının gübre gibi olmadığını test etmek için ilk ananası kendileri yemişler ve emin olduktan sonra ikinci mahsulü Kraliçe 2. Elizabeth'e 50. evlilik yıl dönümü olduğu için hediye olarak
vermişler. Anlayacağınız bir ananas yetiştirmek ve nihai bir sonuca varması gerçekten yıllar alan ve çok emek isteyen bir uğraş. Bunca emeğin ardından bu meyvenin yetiştiricileri kafayı yemiş olmalı ki bu meyvenin birim fiyatını haddinden fazla bir fiyat vererek 1300 dolara koymuşlar. Ama zaten üreticiler bu meyveyi satmak yerine emeklerinin sonucunda kendilerine bir hediye olarak ayırıyorlar. Heliga'nın kayıp bahçelerinin resmi sitesinde her insanın hayatında bu meyveyi yeme hakkının olduğunu yazıyor. Ama bunun tabii bir de bedeli var. 1300 dolar. Siz bu pahalı meyvelerin hangisini denemek isterdiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.